Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kechagi ma'ruzamiz yarım soatga borib qoldi. Chunki sharoit shuni taqozo qilar edi. Chunki ana shu keyingi statistik ma'lumotlarda sizlarga eshitirishlik foydadan xoli emas edi. Alloh alam manfaatli bo'ldi. Kechagi darsimizga xulosa qiladigan bo'lsak, ana shu 20 ming, 100 ming odamning ichida yiliga 30 ming ta odamni qatl qilayotganligi, 30 ta odam qatl qilayotganligi yoki Xitoyda yiliga 300 ming odam o'zini qatl qilayotganligi va umuman shu statistikani xulosa shuki, bu odamlar nima uchun o'zini qatl qilyapti? Agar faqirlik uchun, kambag'allik uchun, kasallik uchun deyilsa, boy bo'lgan mamlakatda odamlar o'zini qatl qilyapti. Ularni hayotdan to'yishligi, zerikishligi va o'ziga tajovuz qilishligini sababi bitta. Ularda iymon yo'q. Allohni tanimaydi. Dunyoga nima kelganligini bilmaydi. Nima uchun yashayotganidan bexabar. O'lgandan keyin qayqa bo'lishidan umuman ma'lumoti yo'q. Lekin musulmon odam unaqa emas. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin. Umrida birinchi marta katta bir bankni binosiga kirgan odam, bir Rossiyadan pul kelgan bo'lsa, boshqa yurtdan balasi jo'natgan bo'lsa, kirganda kiradida gangib qoladi. Qayerga borishini bilmaydi. Qo'lida raqam bor, qaysi oynakka borish kerak, nimani to'ldirish kerak bilmaydi, gangirab yurar. Unga boradi, bunga boradi, ikkinchi tashish kerakmi, uchinchi bilmaydi. Endi yana bir odam kiradi, 5 yildan beri bola chaqasi pul jo'natadi. 5 yildan beri pulni borib oladi. Endi bu kirganda shunga gangiydimi? Bu aniq bo'ladi, qaysi sportchiga boradi, qaysi vaqtda bo'sh bo'lishini yaxshi biladi, qaysi kasal yaxshi muomala qilishini ham biladi-da, shunday borib turib beradi, oladi. Mana shu bankka kirgan ikkita odamning holi bir xilmi? Musulmon odam ikkinchi odamga o'xshaydi-da, dunyo degan bankka kirdi, nimaga kelganini biladi, qayerga borishini biladi, qachon ochiq bo'lishini biladi, nimani qilsa pulni bermasligini biladi, nimani qilsa pulni berishini biladi. U aniq biladi qachon borish kerakligini. Allah Teala aytibdi. Yuzini mana shunday qilib beriga ketayotgan odam adashmay to'g'riroq bo'ladimi yo'lda yoki to'g'ri g'oz turib yurib ketayotgan odam bemalol yuradimi? Siz bilan biz iymonlimiz, hayotga nima kelganimizni bilamiz, qayerdan kelganimizni bilamiz, kimligimizni bilamiz, nima uchun yashayotganimizni bilamiz va oqibatimiz qayerga borishligini ham juda yaxshi bilamiz. Mana shu narsa siz bilan biz hech qachon o'zimizni o'zimiz qatl qilishga yo'l qo'ymaydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30 kıssa. Bugün 18. kıssanı suhbatlaşamız. Süleyman aleyhisselam'ın Rabbisi'ye kıyan duası. An Abdillah ibn Amr ibn al-As, an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anna Süleyman ibn Davuda sallallahu aleyhi ve sellem, lemma banal beytel maqdis, se'alallahu azze ve celle hilalen thalatatan. Rasulullah dediler, Abdullah ibn Amr ibn al-As'tan bu hadis. Süleyman aleyhisselam, Süleyman ibn Davud aleyhisselam Beytil Maqdis'ni kuruyotgani da Allah Ta'ala'dan üç narsani soradi. Beytil Maqdis degandachi, bir narsaga e'tibor qilinadi qarating. Üçte muqaddas masjidimiz ko'rsatilganda Masjidul Haram, Ka'batulloh surati turadi plakatlarda. İkincisi Masjidun Nabaviy, Rasulullohning masjidi turadi. Üçüncüsida bir masjid qo'ygan, uni gumbazi sariq. Bu Masjidul Aqso emas. Bu Umar ibn Xattob qurgan Qubbatus Sahra masjidi. Bu Baytul Maqdis emas, o'sha sariq shapkali masjid bor-ku, Baytul Quddusdagi masjid bu Umar ibn Xattob qurgan. Baytul Maqdis buni buyog'ida, unaqa gumbazi yo'q. Shuning uchun o'sha suratni ko'rganda Baytul Maqdis deb tushunmanglar ona. U Qubbatus Sahra masjidi. Shunaqaligi uchinchisi u Baytul Maqdis emas. Payg'ambarimiz aytadilar, Sa'alallohu azza va jalla hukman yusodifu hukmahu fa utiyahu. Birinchidan Alloh taoloning hukmiga, Alloh taoloning hukmidek adolatli hukm chiqarishligini Allohdan so'radi, Alloh bu hukm buni berdi. Sulaymon alayhissalomni chiqargan hukmini o'tgan darsimizda suhbat qildik. Davud alayhissalom ayollarni kattasiga hukm qilib berdi, chaqaloqdi. Sulaymon alayhissalom egasini topib berdi. Allohning hukmidagi adolatli hukm qilishligini Allohdan so'radi, Alloh berdi.
وَسَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِيَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَاُوْتِيَهُ Yani Allah Teala'dan sonra yine ikinci narsası, özüden keyin biron kişiye nasip kılmaydigan mülkünü berişini soradı. Allah Teala berdi. Süleyman Aleyhisselam'a insu cin itaat deydi. Süleyman Aleyhisselam'ı hükümde şamallar durardı. Şamal Süleyman Aleyhisselam'ı hizmette durardı. Cinler hizmette durardı. Kurt kumuskalar, haşaratlar, paranda, yudaranda Süleyman Aleyhisselam'ın askeriydi. Ve bunda mülk hiç kimge verilmegen. Avvalgi derslerde ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni namazımı buzuşluk için bir ifrit geldi. Men onu tutuvaldım. Allah'ın kudreti bilen, Allah izin verdi, tutuvaldım. Sizler körüşlükler için mescidini devalge bağlayıp koymak için buldum. Ama Süleyman Aleyhisselam'ı kıyken duası süsfeyli koyuvardım dedi. Ne demek ki koyuvardı? Süleyman Aleyhisselam menden kıyken bir artı adam ki bunu koyuvardı. Kuvvet bulmasın deyip sonra geldi. Cinlerini bağlayıp koyuşluk hükümü fakat Süleyman Aleyhisselam gibi geldi. Biraderim Süleyman'ın duasını esladım da koyup yuvardım dedi. Allah da Allah bunu yan verdi. Yeryüzü de Süleyman Aleyhisselam geçe hem Süleyman Aleyhisselam'dan keyin hem bunda mülk egesi boyanmaz. Cinler hizmette boyan. Kariyerlerde taşlı cinler kavlayan. Kasırdaki ladıyan, kazanlarda okat pişirir adamla getirip etken. Dengizde hastaki almaz yavukalarını alıp çıkartıyan cinler boyan. Kuruçu cinler, şongiriyan cinler ve başka taifeler. Süleyman Aleyhisselam'a mis'ten ibaret bulağı verilgen. Suda onunla mis akıp çıkan. Özbitte Şamal mülkü kolu da olsa kanaka bir mülkü bu. Buna kadar mülk fakat Süleyman Aleyhisselam'a oluyor. Lakin bu kişiye ölgen buradalar. 52 yaşında. 52 yaşında. Üçüncü soru genersesi. وَسَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ اَنْ لَا يَأْتِيَهُ اَحَدٌ لَا يَنْزَخُهُ إِلَّا صَلَاتَ ف۪يهِ اَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيَتِهِ كَوْمِي وَلَدَتْهُ اُمُّهُ Üçüncü soru gene arsası. Mana şu mescidke kim kerip namaz okup onu paklasa, anasından tuğulgen künüde gidik, hatalardan tazalanıp çıkıp geçtiğini soradı. Bu hadisinin metniydi. Hadisten anladığın sabahlar. Birinciden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman aleyhisselamı zikir kıyken de sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yani salih kişilerin isleyen payette onların haklarına dua kılıçlık Müslümanın adabı. Falancı rahmetli. Hani indi kendi çıralıysız. Falancı ve karakya rahmetli edip koyamız. Yani şu rahmetli degenimiz Allah'ın rahmeti güçüresin. Allah'ın rahmeti bulsun degenimiz buladı. Ötken insanlar deslegende onlarına yakşilik bilen hakkıya dua kılıçlık esler. Bu siz bilen bizim imamız adabımız buluşluğu gerek. İkinci de Müslüman adam başka bir biraderini hakkıya zahırıl gayipten dua kısa yani falan biraderi yok aldıysa şuna hakkıya dua kısız mabada. Adatta beti yakarıp bir dua kılamız mısınız? Peşenemizde yol bası esimizde kemiydi. Bu duanın icabat buluşunca sırayım şunda. Yok aldızda buradır, gayb tam gaybde, Narihanada yok ki başka şehirde. Zahırıl gaybden dua kısız, sizi aldızda, siz sorugan nerseni buradarız için. Sengiyem şundayı bulsun, sengiyem şundayı nerse bulsun deyip duradığın farişte var. Peygamberimiz etediler, kim bir buradarının hakkıya zahırıl gaybden dua kılsa, unga shu duo qilayotgan kishiga muakkal qilingan farishta amin, amin, senga ham shu narsa bo'lsin deb turadi. So'raydi o'zida mana shu Ramazon ichi o'sha falonchi birodaringizga. Hozir yo'q. Shahringizda yo'q yoki mahallangizda yo'q. Necha marta eslab duo qildingiz? Zohir g'oyibdan qilingan duo albatta ijobat bo'ladi va u narsa nima bo'ladi? O'zingizga ham bo'ladi. Ana birodarlar. Ana. Biz mana shu joyda o'tirib Robbana ufillana va ihvanina allazina sabaquna bil iymon deymiz. Parvardigoro bizdan burun iymon bilan o'tgan birodarlarimizni mag'firat qilgan degan paytimizda bizdan burun o'tib ketgan musulmonlarning haqqiga duo ketdi. Endi biz o'tib ketamiz 50-60 yildan kechada o'tirganlar. Endi mana shu masjidda duo qilganlarning duosidan bizga nima bo'ladi? Ölüşü baradı. Çünkü köpürağı dua kılıyordu.
Ve zahirul gaybden dua kılıçta adat kılıyelik. Üçüncüden, mescid kuruşluk fazileti. Mescid kuruşluk fazileti. Bir davr oldu. Bu dinsiz, imansız tüzüm bor mescidlerini hem buzu vayran kıldı, yok kıldı. 70 yıl türdü bu hüküm. Ana şu davrda mescid kuruşmaz. Mescidde ostona hostiga oxlab borishlik, ostonasini oxlab borishlik xatarli ish bo'lgan edi. U davr o'tib ketdi birodarlar. Allohga hamd aytaylik. Chakana puldor masjid emas, 10 ta masjid qurishlikka qodir puldor musulmonlar shu imkoniyati yo'q o'tib ketishdi. Qaraylarda shahardagi eski-eski masjidlarni, masalan biz ota mahallamizda Mama Yusufboy ota masjidi, Boqiy masjidi. Necha yil bo'ldi shu masjidga? Shu odam o'tib ketdi. Qarang, qurgan masjidda turibdi. Ismi zikr qilinyapti. Ana shu masjidda kim bir rakat namoz o'qisa, o'sha solih insonning haqqiga ham mana shu savob boradi. Qaranglar, odamlar kafe quryapti. Odamlar restoran quryapti. Odamlar sport maydonchalari quryapti. Naqta bo'ladi foydasi. Masjidchi. Nasiyami bu? Mana bugün açtı da, falan mahalle bitti, bahşi var diye yaptı, bir priyon 100 dolar eken. Ben hayranım da, ne der eken de 100 dolarını alış ki, 10 minuti 100 dolarını alıp koyar eken. Mahada biz yarım saat masal atılıp 100 son taşat almaya biz etek ya. $100 alır eken. Vallahi hala özü savatsız adamlar özü, hamasi yani, o, oturken bahşi yiyen, gekele ekenler hem. $100 olarken. Biz kim Allah için bir mescid kursa diye Peygamberimiz Aleyhisselam. Halis Allah'ın yüzünü közlegen bu için Allah cennette bir binanı barpa kıladı desegen hemme taş olma yaptı da. İneyken bu taşıyken meblağımız bu köpekken yana kaydır ama bizden Allah olayken meblağ. Ha, 200 son yaptı da, onunla menden ötken yaptı o mesela. 200 son yaptı. Menden 50 son yaptı da, 50 son yaptı. Çünkü loyu boyan künüz. Yani albatta yani bu, bop duru benim. Hani yok olsa, 5 son taşısam katta gel, rahmet, Allah razı olsun. Ama bop duru beri olmayken legiz, oylantırsın sizi. Oylantırsın sizi. Osman'ın affanı raziyallahu anh'udan, Resulullah dediler, kim? Allah için bir mescid kursa, bu bilen fakat gene Allah'ın razılığını istese, hürmet istemese, itibar istemese, Allah o için cennette bir ünü barpa kıladı. Şimdi hemimizin mescid kuruşki imkaniyatımız bırkılmaz. Şimdi bana şu kurulgen mescidlerini, bana şu Allah'ın üyelerini abad kılışki hissemizi koşsam, o şu ünü kuruşki imkaniyatı beraber buladı. Çünkü Allah da Allah kimge kanki imkaniyat vergen olsa şunu soruyordu. Oylamaylar, mescid kuruş degende elbette o bir palan pul satılaştıydı. Meryem kıssam teysin şu mescidke degen nerse bolsun, Allah inşallah biz için cennette bir bina var paksın. Törtüncü de, Allah Teala'dan adalatlı hüküm kılıçligini soradı. Padişahlarını adalat bilen hüküm kılıçligi bu vacib iş. Eğer padişah adil olsa, onu mülkü müstahken buladı. Oturgen tahtıda devamı buladı. El içi de hürmet itibarı balan buladı. Kavmi, halkın içi de itibar dikkati âli buladı. Beşinci de, Süleyman Aleyhisselam menge şimdi mülk vergin, hiç kimge nasip kılmasın bunu dedi. Padişah mülk soradı. Buradalar, boy buluş, bedevlet buluş, Allah'ın dinine hizmet kılışıydan tosadıkan tosuğmaz. Puldar adamla yeteri bunu. Huddi kembeğallik Allah'ın diniye hizmet kılıçdikçe tosu bulamayandik. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 ta sahabanın adını aitip bunlar cenneti ekenliğini bildirgen. Abu Bakir cennette, Umar cennette, Osman cennette, Ali cennette, Abdurrahman. Bana şu 10 ta aşereyi mübaşşereni 6 tası cüdük hatta puldar adamlar bugün. Lekin bana şu puldarlığı Allah'ın diniye hizmet kılıçdikçe tosu olmayan. Çünkü dünya orada kolu dötürgen, kalbi demez. Kolu da turgan, kalbi demez. Bizi zamanımızda adamların devleti kolu demez, kalbi de turadı.
Çünkü aki ülkeye buluşup kötü oradı buldu der. Dostu buradan kıyama dilerip kötü oradı. Yani kembehal bende sahabalarım bu gel. Suhaybı Rumi, Bilal-i Rabah. Ha, bunlar da kembehal'a getosma gel. Allah'a da diniye hizmet kalıyla buradalar. Demek mülk soruş, boylik soruş. Mesela ne miydi boylik? Ken havlu, salih hayal çıralik, faydalı merkep. Yani ne miydi? Yaşı hoş ne? Katta mülk ticaret. Bunu soruş mümkün. İslam terki dünyasındaki bürü müydü? Lekin bu narsanın maksat kımasını gerek. Bu narsa Allah'ın razılığı alıp buradığı bir asbab buluş gerek. Sebep, maksatmaz bu. Şunu kapılı olsa Allah hesapsız versin. Eğer çalgıtıp koymayacağım olsa. Sekizinci den. Mescid kuruldu. Allah razı buladığı iş buldu. Şimdi Süleyman Aleyhisselam dua kıldı. Bana şu mescidde kim gelip namaz okusa anasından tuğulgen günüdeki de günahlardan taza bulup çıkıp geçsin. İbrahim Aleyhisselam Kâbetullah'ını kurup bu geneden keyin Rabbisi'den dua kılıp zürriyatı da berekat buluşluğunu onların içinde peygamberler çıkışlığını ve Muhammed Aleyhisselam'ı dünyaya gelişliğini Allah'dan soradı. Allah'ını razı kıladığı işte kıp durup kılıngan dualar icabat buladı. Onun için her tarafından keyin dua kılarız. Parvadigar sen razı kıladığın işte kıldık indi duayımızı icabat kıl. Masiyat kıp durup aldığıyla koyulgen kadahlardı alıp iki yaşka kötüleriler baktılar. Ana 2000 dolar kötü aradı o restoranda. Kalı ki yeniş bunu verirlerdi. Yine ne demek? Aileler bu zülketi yaptı ki. Ne demek? Yaşlardı 100 tenlik yaktan şuna 60 tane sadece zülketi yaptı ki deydi. Ne biz bilemiz ne demek gerçekten? Harekete pullas verirken üçünmez. Üçünmez. Harekete nikahda bir kıl okuydu. Onaka 200 somlu nikah okup hemen, 2000 somlu onaka yok. Nikah bir kıl oladı. Fakat ısrap bilen, masiyet bilen başta ne yaptı bu aile, bu keyme? Keştirip su geçirip çöküp git yaptı bu keyme. 9. ahirden kim mescid kurgan olsa, yani şu mescid kurgan adam için, şu mescide gelen adamlarda her bittesinin namazından savabıdan ölüş var. Ve bu namazhanelerde savabı kemiği yapamaydı. Peygamberimiz atkenler kim İslam'da bir yakşı hayriyet sünnetini barba kısa, yakşı liydi başlayan olsa, şu yakşılık yer geçken adamlarda işinden onge acır var. Savabı kemiği yapamayan halde bulardı. Ve kim İslam'da yaman sünnetini payda kısa, bid'atini payda kısa, şu bid'atini günahı var payda kıyenge ve şu bid'atki amel kıyenlerinin günahıdan ham ölüş var, nergilerin günahı azıymegen halette. Allah subhanahu ve teala özünü, baytını abad kıladığın salih bandalardan kıyam olsun. Akulu kavli hâda ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.